Güneydoğu TV Haber Merkezi tarafınca hazırlanan ana haber bülteniyle yeniden karşınızdayız. Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 2022 yılında yapılan ve Şanlıurfa'ya kazandırılan yatırım ve projeleri düzenlenen 2022 yılı yıl sonu lansmanı ile kamuoyuyla paylaştı. Vizyon nerede? Vizyon Şanlıurfa'da. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa'yı her açıdan kalkındırmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Beyazgül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik ettiği paylaşım içinde teşekkür etti. Şanlıurfa'ya hizmet aşkıyla 2019 yılından bu yana yapılan proje çalışmaları, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2022 yılı yıl sonu lansman toplantısını kamuoyu ile paylaşıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından bir otelde düzenlenen lansmana Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi doçent Doktor Zeynep Müjde Sakar, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, Mehmet Ali Cevheri, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Karıkçı, AK Parti MKYK üyesi Vildan Polat, AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Bayuk, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, Hilva Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, AK Parti ilçe başkanları ile yerel ve ulusal televizyon ve gazete temsilcileri katıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Büyük projeler büyük şehir ile hayata geçiyor" sloganıyla kentte yapılan ve yapılacak olan projelerin yer aldığı sunum gerçekleştirerek Şanlıurfa'nın her geçen gün daha da güzelleştiğini, birlik ve beraberlik içerisinde bu değişim ve dönüşümün devam edeceğini aktardı. Şanlıurfa'yı raylı sistemi kazandırmakta kararlı olduklarının altını çizen Başkan Beyazgül şunları ifade etti. Çalışanıyla, sanayicisiyle, tüccarıyla beraberdir ve bir potansiyeldir. Gerek milletvekillerimiz, bir başkanımız, gerekse diğer ilçe belediye başkanlarımızla bir ekip olmamızın sonucudur. Bu başarı hepimize ait bir başarı. Bu başarı basınımızla, siyasetçilerimizle, halkımızla birlik ve bütünleşme olmanın sonucudur. Raylı sistem. Raylı sistem Karaköprü'den Eyviye 500 yataklı hastaneye kadar kurulacak bir sistem. Raylı sistem yapmak için ne gerekiyordu? Önce bir ulaşım master planı olması lazımdı. Ulaşım master planı biz geldiğimizde yoktu. Ulaşım master planını hazırlattık. Şimdi yakında proje ihalesine çıkacağız. Ondan sonra da yapım ihalesine çıkacağız inşallah. Urfa raylı sisteme de sahip olacağız. Önümüzdeki salı veya çarşamba günü trambüslerimizle ilgili çalışmalar tamamlanmış olacak ve mevcut trambüslerimizi inşallah kendi yerlerine koymuş olacağız. İnşallah kanalla şehir hastanesi arasındaki bölgede 420 dönümlük bir bölgeyi yine şehir parkı olarak halkımıza sunacağız. ...2023 yılına sayılı günler kala Şanlıurfa'da Şanlıurfalı vatandaşlara 200 milyon lira olan büyük ikramiye size çıkarsa neler yapardınız diye sorduk. İşte detayları getiriyoruz ekranınıza. Şimdi burada 200 milyon sahibini bekliyor. Evet, biletler, son biletler. Dilek olay, tam 200 milyon lira. Para büyük, hayaller de öyle. Yeni yıla sayılı günler kala hayallerinin peşinden koşmak isteyenler, milli piyango bileti satanların yolunu tuttu. Kimileri şansına çoktan küstü, kimileri ise talih kuşunu yıllardır arıyor. Milli Piyango'da büyük ikramiye tam tamına 200 milyon lira. Rakam büyük, hayaller ise çeşit çeşit.
Milli piyango bileti size çıksa neler yaparsınız? Milli piyango bana çıksa ilk etapta düşüneceğim bir yardım kuruluşuna bağışta bulunmak olur. Çünkü onun hani şey olarak paylaşımını yapmak isterim ilk etapta. Ama tabii hani bu göreceli bir kavram. Ne kadar olur, nasıl olur bilmiyorum ama. Bu yıl 200 milyon lira. Çok çok paraymış ya. Böyle bir şey de hiç aklımdan geçmiyor. 200 milyon lira. Lazım diye Allah verir. Ne yaparız? İşte hayallerimizi gerçekleştiririz. Ne yaparız? Hangi hayaliniz nedir mesela? Hayalimiz haca gitmek, millete bağışta bulunmak, çocuklarıma bakmak. Vallahi hiç düşünmedim. Almadım, almıyorum, inanmıyorum. Tam 200, yarım 100, çeyrek 50 İstanbul, Ankara, İzmir biletleri var bizde. Son 3 gün kaldı. Evet, şu an çok güzel. Yani son 3 gün kaldığı için biraz yoğunluk var. En çok hangisi tercih ediliyor? Tam mı, çeyrek mi? Şu an en çok çeyrek gidiyor bizde. Ama şu an genelde çeyrek gidiyor. Çeyrek mi aldınız? Maalesef. Sizce şansınız var mı? Çıkar mı? Olsaydı burada olmazdım. Çeyrek mi aldınız? Çeyrek aldık. Peki şansınız var mı? Çıkar mı? İnşallah çıkar. İnşallah çıkar. Peki var mı bir hayaliniz? Çıkarsa neler yapacaksınız? İlk önce fakirlere yardım edeceğim. Var mı hayaliniz? Yani ablam inşallah. Bakalım hele. Çıkarsa ne yapacaksınız büyük ikramiyeyi? Vallahi ablam çıkarsa ilk önce yani bilmiyorum, bakarız ona göre anca. Peki hani var mı şansınız anda? Çıkar mı? Şu, normal şartlarda şansımız yok ablam. Yani şansımız tutmuyor. Tamam, şimdi bir çekin bakalım. Belki uğurlu gelir. Ben çekeyim mi seni yarın? Çeyrek mi aldınız? Evet ablam. Çok şey de değil. Çıkmayacağını da hani şey yapıyoruz ama işte bir umuttur. Bir umuttur. Aynen. Şanlıurfa Mil Diyanet Sen İl Başkanı ve din görevlisi olan ve ayrıca Güneydoğu TV'de program sunuculuğu yapan Ömer Çapan, alın teri barındırmayan her türlü kazanç haramdır dedi. Bu konuda Cenab-ı Allah'ın hükmü açık ve net kesin olarak ki Maide suresinde 90. ayet kerimesi ve 91. ayet kerimesinde Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Diyor ki içki, kumar, fal okları bunlar şeytanın amelinden pisti, birer pisliktirler diye ve bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz diye ifade ediyor. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'nun dini olan İslam'da helal kazanç barındırmayan, alın teri barındırmayan her türlü kazanç haramdır. Milli piyango da bu haram türünden birisidir. Burada sömürü var, burada tek taraflı bir kazanç söz konusu. Mutlaka milli piyango denilen illetten uzak durması gerekiyor. Çünkü bizim için helal veya haramın ölçüsü bellidir. Kur'an ve sünnet bu anlamda bizlere ne söylüyorsa biz ona göre amel etmek zorundayız. Ve bizim bu şekilde elde edeceğimiz kazançtan da bize herhangi bir hayır, herhangi bir bereket de söz konusu olmayacaktır. Şanlıurfa'nın en genç nüfusuna sahip merkez ilçesi Eyyubiye'de gelecek nesillerin sporla iç içe yetişmesi ve eğitimde başarılı olmaları için yapılan yatırımlara yenileri eklenmeye devam ediyor. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un girişimleri sonucu Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda Spor Toto Teşkilatı'nın katkılarıyla ilçeye yapılacak olan 120 milyon TL tutarındaki 39 proje içerisinde yer alan 20 halı sahadan 5'i tamamlandı. Altınbaşak, Güzelkuyu, Kırkmağara, Kaplanköy ve Tek Yamaç Kırsah mahallelerinde yapımına başlanan 1. grup 5 adet halı saha tamamlanarak hizmete sunuldu. Okulların yanına yapılan halı sahalar çocuk ve gençlerin büyük beğenisini kazandı. Eyyubiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan halı sahaların resmi açılışı çevre düzenlemesi yapıldıktan sonra toplu şekilde yapılacak. Eyyubiye ilçesindeki farklı mahallelere yapılacak 15 halı saha ilave olarak 2 gençlik merkezi, 500 kişilik kapalı tribünlü futbol sahası, 4 eğitim otağı ve 1 tenis kortu inşaatı devam ediyor. İlçede yaşayan çocukların ve gençlerin sportif faaliyetlere katılması ve eğitimde başarılı olmalarına yönelik yatırımlara büyük önem veren Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un ürettiği projelerle şimdiye kadar 1 yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, 2 sınav hazırlık merkezi, 2 eğitim otağı, 2 gençlik merkezi ve 7 halı saha yapılarak hizmete sunulmuştu. İçerisinde yer alan halı sahalar, tenis, voleybol ve basketbol sahaları, spor alanları ve kütüphane gibi detaylar da yer alıyor.
Geçtiğimiz yılların en çok kazandıran yatırım aracı altının fiyatları senenin son aylarında dalgalı bir seyir izliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin etkisinde kalan güvenilir limanın yeni yılda yükselip yükselmeyeceği merak konusu. Vatandaşın yatırım aracı gözdesi altına rağbet devam ediyor. Gram altın fiyatının uzun süredir 1000 TL'nin üzerinde olduğu görülürken akıllarda yer alan soruysa altının yeni yılda nasıl seyredeceği. Şanlıurfa Kuyumcular Odası Başkanı İbrahim Halil Demirkol, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş, Orta Doğu ve Balkanlarda yaşanan sıkıntılar nedeniyle yeni yılda altının yükselme eğiliminde olacağını söyledi. Altının her zaman güvenilir liman özelliğini koruduğunu belirten Demirkol, altın ihtiyacı olan vatandaşlara şu anda altın almanın tam zamanı tavsiyesinde bulundu. Şu an için altının has fiyatı 1095 TL, bilezik 1015 TL, 22 ayar, ata altın lira 7130 TL civarında işlem görüyor. Bu altının önü açık. Özellikle Orta Doğu ve Balkanlarda süre gelen sıkıntılar had safhada devam etmektedir. Bu Ukrayna krizi durulacağı yerde daha da karışıyor. İşte siz de biliyorsunuz Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın bir ABD ziyareti vardı. ABD kamuoyunda çok yankı buldu, dünya kamuoyunda çok yankı buldu. Özellikle savaşın devam etmesi için çok büyük bir yardım taahhüdünde bulundular. Tabii diğer taraftan da Rusya özellikle bu konuyla ilgili geri adım atmaktan imtina ediyor. Dolayısıyla Orta Doğu ve Balkanları, daha doğrusu dünyayı büyük bir sıkıntı bekliyor. Bu da altının yükselme eğilimine girdiğini, daha doğrusu böyle sıkıntılı ortamda altının değer kazanacağını bildiğimiz için altının önü açık diye düşünüyorum efendim. Tam altın 7130 lira, 3600 lira civarında da yarım altın, 1780 lira civarında da çeyrek altın işlem görüyor. Tabii ki özellikle kamuoyuna sizlerin aracılığıyla deklare gitmek istiyorum. İşte bazı duyuyoruz, işte altın yükselişi sunidir gibi şeyler. İhtiyacı olanın alması yönünde tavsiyelerim var. Çünkü gerçekten altının önü açık. Yani bunu yükselmek değil de dolayısıyla dünya kamuoyunda süre gelen altının güvenli liman olduğunu hatırlatmak istiyorum. Dolayısıyla da netice itibariyle altın bir yatırım aracı. Öyle ama kısa günde, bir günde, iki günde ben bundan kâr ederim mantığıyla yatırım yapmayı düşünenlere çok tavsiye etmiyorum. Ama altın uzun vadede gerçekten kârlı bir yatırım aracı diye. Haliliye ilçe sınırlarındaki okullarda hayata geçirilen Haydi Çocuklar Müze projesi kapsamında Şanlıurfa Müzesi'ni gezen öğrenciler hem tarihlerini öğreniyor hem de bilgilerini pekiştiriyor. Haliliye Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından gençlerin kültürel ve tarihi bilgilerinin artırılması amacıyla hayata geçirilen Haydi Çocuklar Müze projesi devam ediyor. Müze Gezisi İşbirliği Projesi kapsamında gençlerin kültürel etkinliklerinin ve bilgilerinin artırılması için Haliliye ilçe sınırlarında bulunan okullarda eğitim gören çocuklar müzeye taşınıyor. Neolitik çağın en nitelikli müzesi ve Türkiye'nin en büyük müze kompleksi olan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ile geçmişe yolculuk yapan çocuklar hem tarihlerini öğreniyor hem de kazandıkları bilgilerle geleceklerini inşa ediyor. Hoş geldiniz. Kırsal ve merkez ayrımı yapılmaksızın Haliliye ilçe sınırlarında bulunan tüm okullarda devam eden proje, son olarak Yeşil Urfa İlkokul öğrencilerinin müzeye götürülmesiyle devam etti. Haliliye Belediyesi tarafından okullarından alınan çocuklar, yapılan ikramın ardından Şanlıurfa Müzesi'ne götürüldü. Burada dönem dönem ayrılan çağları inceleyen çocuklar tarihle ilgili bilgilerini pekiştirdi. Hem öğrenen hem de dönemleri görme fırsatı bulan minikler, kendilerine sağlanan bu imkan dolayısıyla Haliliye Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'a teşekkür etti. Öte yandan öğrencilerin tarihlerini öğrenmesi amacıyla hayata geçirilen Haydi Çocuklar Müze'ye projesinin periyodik olarak devam ettiği kaydedildi. Müzik
Şanlıurfalı araştırmacı yazar Abdülkadir İkbal yılbaşı gecesiyle ilgili Güneydoğu TV mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. Güneydoğu Televizyonu'na teşekkür ediyorum. Böyle bir konuya yer verdiği için gerçekten önemli bir konu. Tüm halkımızı ilgilendiriyor. Hatta dünyayı ilgilendiriyor. Malum haliniz Hazreti İsa Aleyhisselam'ın dünyaya gelişiyle Hristiyanlık alemi yılbaşı takvimini kabul etti. Şüphesiz Hazreti İsa bizim de peygamberimizdir. Hazreti Meryem bizim de anamızdır. Kur'an-ı Kerim'de en çok yüceltilen kadın Hazreti Meryem'dir. Bakın Hazreti Peygamber'in eşleri var, işte kızları var ama Kur'an'da bunların ismi geçmez. Hazreti Meryem çokça methedilir ve çokça anlatılır. Tabii Hazreti İsa da onun oğludur yani. İkisi de Kur'an-ı Kerim'de çok yer verilmiştir bunlara. O zaman yılbaşı gecesini bütün dünya kutlarken insanlara şunu söylüyoruz. Ya yanlış yapıyorsunuz, işte şunu yapmayın, bunu yapmayın. Doğru da ama alternatif olarak ortaya ne koyuyoruz? Aslında bir alternatif ortaya koymak lazım. Geçmişte biz rahmetli Aziz Hoca ile beraber yılbaşı gecelerinde Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı anma geceleri yaptık. Binlerce insan geliyordu. Onun için diyoruz ki Diyanet İşleri Başkanlığı'na bir teklifte bulunalım. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın dünyaya gelişini, miraca çıkışını, işte birçok konularda işte Mevlüt-i Kandil geceleri yapılıyor. Tıpkı onun gibi Hazreti İsa Aleyhisselam'ın da bu büyük peygamberin, bizim de peygamberimiz olan Hazreti İsa'nın da dünyaya gelişini Diyanet İşleri Başkanlığı kutlama yapsın ve bunu dünya ilan etsin. Ve göreceksiniz ki Hristiyanlık aleminden de çok mükemmel bir şekilde bu konuya sıcak bakanları olacaktır. Çünkü onlar eğlence yaparken çokları, biz de Hazreti İsa'yı sahip çıkmış olacağız. Dolayısıyla ben bunu önemsiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı çağrımız olacak. Lütfen bu gecede bir program yapın. İnsanları işte şey yapmayalım, itham etmeyelim. Yanlışın yanına bir doğruyu koyalım ki insanlar yanlışa gitmesinler ve doğruya doğru gelsinler. İnşallah Diyanet İşleri Başkanlığı böyle bir etkinlik yapar ve bu yanlışı düzeltmiş oluruz. Topluma da önderlik etmiş olurlar. Toplumdaki birçok insan da o gece hakikaten evde kalmak istemiyor. Yani bir etkinlik olsa da ben de gitsem heyecanı içerisinde oluyor. Hazreti İsa'yı eğer gündeme getirirsek bence çok büyük bir hizmete vesile olur diye düşünüyorum. Sokak hayvanlarının daha güvenli ve sağlıklı şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri adına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bakımlı Mahallesi'nde yapımına başlanılan sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi inşaat çalışmaları tamamlandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün sokak hayvanlarının daha sıcak, temiz ve güvenli ortamlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri adına yapımının hızlandırılması talimatını verdiği Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi inşaat çalışmalarında sona gelindi. Halilye ilçesine bağlı Bakımlı Mahallesi'nde inşaat çalışmaları devam eden Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi projesiyle sokakta yaşayan can dostlara Büyükşehir Belediyesi tarafından sıcak bir yuva daha kazandırılıyor. 10.000 metrekarelik alan üzerinde yükselen proje, geniş barınakları ve yaşam alanları, modern ısıtma ve soğutma sistemlerine sahip olacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı koordinasında gerçekleştirilen 3 bloktan oluşan kapalı ve yarı açık alan halinde tasarlanan merkez içerisinde hayvan ilk kabul ve bakım ünitesi, açık etkinlik alanı, karantina bölümü, yıkama bölmeleri, veteriner hekim odaları, ameliyathane, röntgen odası, kuru yem odası, kedi ve köpek evi, mutfak ve personel odaları bulunuyor. Yemek tüketiminin yanında içilen suyun birçok rahatsızlığın kaynağı olabileceğini söyleyen uzmanlar, sindirim sorunları ve enzimlerin azalmasına neden olarak vücuda daha az vitamin ve besin gitmesine sebebiyet verdiğini kaydetti.
yemeklerden 30 dakika önce su tüketimi, sindirim problemleri, fazla kalori alımını, reflü oluşumunu, mide hacminin daha fazla besin alımını önlemiş oluruz. Aynı zamanda beyne uyarı götürdüğü için suyu daha fazla besin tüketimini engellemiş oluruz orada. Ama yemeklerle birlikte su tüketimi sindirim problemlerine sebep olur. Aynı zamanda mide hacminin daha geniş olmasını sağlayacaktır. Süreçte daha fazla kalorinin bir sonraki öğünde daha fazla öğün besin tüketimine sebep olacaktır. Ve bunların önüne geçilebilmesi için düzenli olarak yemeklerden 30 dakika önce su tüketimi, kişinin kilosuyla alakalı 60 kiloluk bir birey gün içerisinde ortalama su tüketimiyle fazla kalori alımının önüne geçmiş olur. Aynı zamanda kilo verme sürecini desteklemiş olur. Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Millet Bahçesi için açılacak yeni yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Millet Bahçesi'ne dahil edilen Yenişehir Mahallesi'ndeki Şehit Ahmet Oktay Günak Parkı'nı ziyaret etti. Millet Bahçesi'ne açılacak yeni yolun yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Ekinci, Fen İşleri Müdürü Mahmut Güldaş ve şirket yetkilisinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Ekinci daha sonra bu bölgede yürütülen yenileme çalışmalarını inceledi. Çalışmaları yürüten işçilerle sohbet eden Başkan Ekinci, çevrede bulunan vatandaşlarla da bir araya geldi. Vatandaşlarla yapılan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunan Ekinci, gelen taleplerin çözümü için de notlar aldı. Başkan Ekinci, Viranşehir'e nefes aldıracağını belirterek, devasa yeşil alanın kentin vizyonuna daha büyük değer katacağını söyledi. Bu kareler mi? Evet. Bunlar boya olacak. Orada da. Bunlar da. Çevrekler yok. Bunlar. Antalya'da kamp dönemini sürdüren Şanlıurfa Spor 3 gün sabah programını sabahın ilk ışıklarıyla kahvaltı öncesi sıkı bir çalışma ile tamamladı. ...2022-2023 sezonu için şampiyonluğa odaklanan ve ilk yarıyı 33 puanla tamamlayan Şanlıurfa Spor, bugün devre arası kamp dönemi 3. gün sabah programını da tamamladı. Günün ilk ışıklarıyla antrenman sahasına geçen sarı yeşilli futbolcular, koşu, hız ve takım halinde sıkı bir çalışma ile güne başladı. Kalecilerin ayrı çalıştığı antrenman yaklaşık 1,5 saat sürerken teknik direktör Levent Devrim, gözetimindeki çalışmada teknik heyet tüm futbolcularla birebir ilgilendi. Günde çift antrenmanla kampa devam eden sarı yeşilli ekip akşam saatlerinde sürdürüleceği çalışma ile günü tamamladı. Evet, son haberle bültenimizi burada noktalıyoruz. Her son bir veda değildir belki ama bir gün iyi veya kötü her şey son bulacaktır diyor. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.